Herkese merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peru'nun askeri müzesine gideceğiz. Burası Fortaleza de Felipe diye geçiyor. Peru'nun önemli simgelerinden bir yeri. Ve şimdi de burayı gezip size göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz, beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani şunu da söyleyeyim, YouTube'un algoritması değişmiş. Videoyu ilk başta beğenip abone olursanız da sevinirim. Ona göre de öne çıkarıyor. Şimdiden de destek için de hepinize teşekkür ederim. Hadi video geçelim dostlar. Şimdi dediğim yere geldik. Şöyle hatta size de göstereyim. Böyle güzel meydanı var. Şurada da hemen giriş var tabii, orada askerler de var. Size de şöyle göstereyim. Şimdi içeriye girip daha detaylı göstereceğim size. Hatta şurada da bayraklar var. Burada ağır savaş silahları ve normal savaş silahları, cephanelik malzem falan da var. Ama karanlık olmaz da size de daha detaylı gösteririm. Burası gayet güzel ve yapılmış, temiz bakılmış bir meydana. Şimdi de videoya devam edelim dostlar. Evet, şimdi o dediğim yere geldik, içeri girdik. 12 soles bir ücreti vardı, onu da söyleyeyim. Şimdi de onu ödeyip böyle girdik. Burası da şöyle ağır savaş silahların olduğu güzel yer. Burası Genel Vali Jose Antonio Mansueto Velasco Manuel Amat Unit'in görev süresi boyunca korsanların ve korsan savaşlarının engellemek için Callao bölgesinde kurulmuş askeri mimari bir kompleks gibi bir yer. Hatta şöyle de mayın toplarını da göstereyim. Gerçi bunlar saatte böyle göstermelik yapılmış gibi bir yer. Şimdi tabi burası büyük olduğu için biraz daha devam edeceğiz. Daha güzel yerler var. Burası hatta şöyle söyleyeyim, 70 bin metrekarelik beşgen şekline sahip bir yer. Hatta şuradan merdivenlerden çıkıp size daha da detaylı gösteririm ne kadar büyük olduğunu. Güzel yapılmış bir yer. Neyse ki kameraya izin verdiler. Hatta şöyle de meydanı var. Şurası girişi zaten. Burası da askeri binaların olduğu güzel bir meydanı. Şimdi videoya devam edip daha yerlere de gideriz. Hatta şöyle de göstereyim. Şurada kaleler falan var. Şurada da diğer kale, mahzenler falan var. Ve ağır savaş silahlarının olduğu, mahzenlerin, savaş silahlarının bulunduğu güzel bir askeri kompleks. Şimdi umarım da videoda beğenirsiniz. Evet dostlar, burası da o zamanın karargahı olarak kullanılan sembolik bir evi. 5 Haziran 1880'i simgelemektedir. Hatta size de şöyle içeri girip o da böyle. Hatta şöyle göstereyim. Burası cevap evi diye geçiyor. Neyse karanlık. Ha, şurada da videosu var. Belki. Şöyle göstereyim, tablolar falan var. Gayet güzel ve temiz. O zamandan bu zamana kadar kurulmuş güzel bir yer. En 1853, cuando había tensiones con Bolivia,
Napoleón le dio a Europa en 1865 para la compra de cañones Blackened que fueron usados en el combate del 2 de mayo en 1866, aunque él no llegó a participar en dicho conflicto. Bolognesi pasó al retiro en 1871. Al estallar la Guerra del Pacífico, se reincorporó al ejército y peleó en la Batalla de Tarapacá, a pesar de estar muy enfermo esos días. En abril de 1880, asumió el mando de la Plaza de Arica, contando solamente con 1.900 peruanos, contra 10.000 chilenos que venían de ganar en Tacna, los cuales rodearon la ciudad. Y ante la petición de rendición, acuñó la más famosa frase que describe su colonia honor. A continuación, el sargento mayor de la Cruzada pasará a explicarnos los motivos de su visita a este recinto. Le concedo la palabra, señor. Mi general Baquedano, comandante y jefe del ejército de Chile, conoce la situación de ambos ejércitos. La plaza simplemente no puede ser defendida. Está bloqueada por mar y tierra por un efecto 6 veces superior en fuerza. La resistencia es numéricamente imposible. Las tropas peruanas desfilarán con honores y serán acompañadas en una marcha regular por el ejército chileno. Caballeros, están llamados a decidir con su voto la suerte de este bastión de guerra que nos ha sido confiado por la nación. No quiero presionarlos en su respuesta porque nuestros sacrificios no serían iguales. Hace unos días, la Junta decidió defender la plaza y resistir el ataque. El día de hoy, les pregunto, señores, si están dispuestos a ese sacrificio. Yo pido que destinamos por aclamación la defensa de la plaza, porque mientras mayores sean las dificultades, más animoso estará nuestro corazón por bien. ¡Sí, por bien! Mayor, ahí tiene su respuesta. Dígale al general Baquedano que Arica no se rinde. Estoy orgulloso de mis oficiales y pelearemos hasta quemar el último cartucho. Francisco de Bolognesi Cervantes murió en la toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880, dejándonos un mensaje de valor, sacrificio y honor del que estamos hechos todos los peruanos. Evet dostlar, şimdi anladığım kadarıyla size tercüme edeceğim. O zamanın, yani 1880 yılında burada karargah olarak kullanıp savaşın şeyini yapıyorlardı, cevabını, projesini hesapladıkları bir yermiş, öyle dediyorlar. Tarihini göstermek isterim. Şunu da söyleyeyim, eğer videonun kalitesi nasıl, iyi mi kötü mü, bunu da yorumlarda belirtirse sevinirim. Çünkü 4K'da çekiyorum. Ben baktığımda bazen donma gibi bir şey yapıyor ama sizde nasıl, bunu da belirtirse sevinirim. Şimdi evet, şimdi dediğim gibi ağır savaşlar ve topları attıkları, yani kale gibi kullandıkları yer burası da. Şöyle göstereyim. Yani buranın aşağısı deniz olduğu için denizden gelen saldırıları engellemek için öyle kullandıkları kale gibi bir yer. Burası da tabii büyük. Şöyle göstereyim. Bir sürü top silahları var. Ağır savaş silahları diye geçiyor. Şu yukarısı da kale zaten. Şimdi oraya çıkacağız. Size şöyle göstereyim. Şurası hemen denize açıldığı için burası önemli bir yer arz ediyordu Peru için. O zamanlar tabii. Şimdi hatta şurada da kaleler falan var. Gayet güzel. Tabii tersaneler olarak şimdi kullanılıyor da yine o zamanlardan bu zamana kadar güzel korunmuş yer. Şimdi daha da devam edelim. Size de güzel yerler göstereceğim. Şurası da kale zaten. Buraya ben geçen sene, yani 2020 yılında geldiğimde bayağı etkilenmiştim. Tabii o zaman kamera falan olmayınca çekim yapamamıştım. Şimdi size de göstermek isterim. Şimdi bu sene de gelince gayet güzel. Umarım siz de burayı seversiniz, bu güzel. Şimdi o dediğim kale gibi yere girdik ama burası biraz karanlık, şöyle görüyoruz. Gerçekten şuradan da içeri gidiliyor ama tabii karanlık olduğu için pek gözükmüyor. Hatta size de şöyle göstereyim. Şurada da masen gibi bir yer var. Hatta telefondan aşağı çıkabilirsen belki daha iyi gözükebilir. Nasıl? Şimdi daha iyi gibi.
Hatta bakalım. Telefonun ışığı da pek yetmiyor. Burası da Mahsen gibi kullandıkları bir yer. Şimdi devam edelim. Gayet güzel. Lufthansa firmasyonu da dostlar, kamera, video çekim yasakmış ama enteresan, aşağıda çekim yasak değildi. Buraya gidince yasak değişik ama yine de bir şey olmaz. Size şöyle göstereyim ve çekimi yapalım bir şey olmaz. Hatta şurada da dediğim gibi ağır silah dediğimiz savaş topu falan var. Kale gibi kullandıkları. Hatta burada da vardı da buraya çıkarmışlar. Geçen sene geldiğimde baktı size. Şuradan daha iyi göstermiş. Şurası da Mahsen'e falan iniyor. Gerçi aşağı taraflar karanlık olduğu için pek gözükmüyor. Işıkta olmadığı için. Böyle dışarıdan göstereyim size. Gayet güzel ve temiz. Dediğim gibi şurada da denizler var. Şurada da top. Savaş topu gibi. Gayet güzel. Denize karşı. Enteresan müze. Şurada da ikinci müze var. Denizaltı Fırkat'ın gemisi. Bundan sonra oraya da gidip orayı da gösteririm size. Şurası da gayet güzel. Şimdi videoya devam edelim. Çekemek burası da tekke gibi değişik, enteresan bir yer. Hatta şuradan da aşağı doğru inelim. Mahsen'e doğru gidiyor. Değişik. Dostlar, anlamak size daha detaylı gösterir. Burası tutsak gibi bir yer. Ha, tutsak. Enteresan. Şöyle göstereyim. Değişik. Tabii gizli çektiğim için hemen çekmem. Şurası da su kuyusu gibi bir şey. Buradan büyük ihtimal su çekiyorlardı. Gayet enteresan ve ürkütücü. Videoyu devam edelim. Şimdi kapatalım. Yürü görmesin. Şimdi o ikinci kaleye geldik. Birincisi şurada da size de göstereyim. Bu da ikincisi, şöyle girişi var. Hatta burası da böyle. Buranın tarihi 2 Mayıs 1945 45 yılından beri faaliyet gösteren bir müze. Gayet güzel kurmuşlar. Hatta şöyle de giriş var. Umarım burada da kameraya yasak demezler. Burada tarihi. Burası biraz daha büyük değerinden. Ama gerçi burası da karanlık yine. Telefondan ışığı açalım da size daha iyi gösteririm. Gerçi gözüküyor mu bilmiyorum da. Burası da böyle. Oraya girsem şimdi karanlık, size de pek gösteremem. Ama burası aydınlık. O diğer taraftan yine hemen hemen aynı. Size şöyle göstereyim. Hatta o dediğim yerde burası, buraya çıkıyor. Nasıl bir yer ben anlamadım. Ne için yapılmış o zamandan bu zamana kadar. Güzel korumuşlar. Telefonun ışığı da pek yeterli değil ama ha, şurada ışık var. Şimdi size daha göstereyim. Bu müze de bayağı büyük olduğu için size de göstereyim şöyle. Hatta şurası da kaleye doğru çıkıyor. Gerçi burası çıkış diye geçiyor. Burası madalyalara, savaş silahlarına, aksesuarlara kadar birçok şeye ev sahipliği yapıyor. Ha, burası da İspanya bayrakları oldu. Şuradan da şurada dışarıya gördüğümüz güzel bir yer. Bandera Pellegrino Castigo. O zamanın bayrağı. Kuerta, hem Muerta. Tabi İspanya Ferrol'a baya bir işledi işte. Orası da böyleydi. Şurası nereye doğru gidiyor? Bakalım. Gerçi kamerada umarım iyi gözüküyordur. Size de göstereyim şöyle. Ha, burası da büyük ihtimal Mahsen'e gidiyor. Ha, burası Lettrinaz. Gayet güzel. Hemen güzel yapılmış bir yer. Şimdi devam edelim diğer yerlere de. Bakalım, şurada da bir başka bir yer var. Gayet güzel yapılmış. Ama
Orası birinci salonun, burası kaybolduk galiba. O kadar. Hatta size burası farklı. Çıkış diyor. Sağda var. Değişik. Yani hatta şuraya o kadar büyük ki burası kaybolmamak mümkün değil. Burası da başka bir yer. Size şöyle göstereyim. Muazzam yapılmış. Ha, burası büyük ihtimal çıkışı. Çıkışa mı gidiyor? Nereye gidiyor bilmiyorum valla dostlar. Böyle gidiyoruz kapımız. Burada da böyle arteriz maskotu var. Her çıkış o diğer çıkış burası da değer bir yer. Olmadı yine devam edelim şuradan. Yanlış yerden gelmişiz. Değişik bir gayet güzel. Olmadı diğer yerlere gidince yine çekime devam ederiz. Kaybolduk gibi bir şey. Evet şimdi oradan çıktık. Şöyle aşağıdan çektik. Güzel bir yer. Büyük ihtimal Witch diye kullanılardı. Şimdi asıl kaleye çıktık. Size şöyle göstereyim. Şurada da kale. Tabii daha yukarı çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Yani şimdi daha her yeri açmışlar. Geçen sene geldiğimde hemen hemen hiçbir yeri açık değildi. Böyle belli yerleri gezebiliyorduk. Bu sene bayağı bir yeri açmışlar. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle mayın tüfekleri oldu askerler. Aşağısı nereye gidiyor? Bakalım. Burası da değer bir masyenek diyor. Değişik güzel bir yer. Burası da çıkış. Şimdi anladım. O yürüdüğümüz yerden çıkışa doğru gönderiyor. Gerçekten kafa karıştırıcı bir yer. Şurası da o tepeye doğru çıkıyor. Size de göstereyim hatta çıkınca. Gayet güzel yapılmış gerçekten. İnsanı etkiliyor. Geçen sene geldim dediğim gibi burası açık değildi. Bak şimdi burayı açmışlar. Size de göstereyim şöyle. Şurası da değer bir yer. Savaş silahlarının olduğu yer. Burası da Peru Bahreyn'in olduğu yer. Gerçi daha yukarı çıkılıyor mu bilmiyorum da. Size de göstereyim şöyle. Burası Callao diye geçiyor. Independence Plaza'da Independence diye. Tabi burası biraz tehlikeli bölge. Onun için gelişinde dikkatli olmaz lazım. Dediğim gibi şurada bir fırkateyn gemisi var denizaltı. Orası da ikinci müze. Oraya da gidince size kaydı göstereyim onu. Dedim bir bakalım yukarı çıkış var mı? Yok kapatmışlar. Yine de evet burası da böyle savaş silahların sergilendiği küçük bir alan. Ağır savaş silahları top savar, top atar mı? Top atar. Atlar şimdi hatırladım. Gayet güzel yapılmış. Küçük büyük. Güzel bir yer. Güzel. O zamandan tabi bunlar replika. Gerçek değil. Replika olarak konulmuş sergileniyor. Yine de gayet güzel ve temiz. Evet burası da böyleydi. Burayı bitirdik şimdi. Burası son alandı. Şimdi o dediğim ikinci yere müzeye gidelim. Fırkateyn denizaltı fırkateyni. Orada da çekim yapar. Videoyu sonlandırırız. Videoda kalmaya devam edin dostlar. Güzel müze gezeceğiz şimdi. Evet şimdi o dediğim yere geldik. Fakat kapalı ama normalde sadece çarşambadan pazara kadar açıklıyor ama bugün nedense kapalı. Size de göstereyim hatta şurada fırkateyn var denizaltı ama değişik kapalı. Yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar. Hatta size de yine göstereyim böyle sahil falan var. İnsanlar denize falan giriyor. Hatta şöyle güzel insanlar burada yüzüyor. Tabii böyle şurada da ada gibi bir yer var. Büyük. Orayı da galiba askerler kullanıyor. Yani gidiş yok. Baktık internetten o kadar araştırma. Fakat gidiş de yoktu. Şunu da söyleyeyim. Şimdi sadece Peru'la kalmayacak bu kez videoları. Planlamasını yapıyoruz. Gezeceğimiz birkaç ülke var. Orayı da
sizlere çekip göstereceğim. O yüzden de takipte kalırsanız sevinirim. Videolarımı da beğenirsiniz, destek verirseniz de sevinirim dostlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.